Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Sosyal Bilgiler, 7. sınıf Sosyal Bilgilerde yine birlikteyiz. Evet, bu videomuzda neler var? Nüfus, nüfus yoğunluğu nedir? Türkiye'nin nüfus piramidi, nüfus piramitleri nasıldır? Ee, hangi özelliktedir? Bunları işleyeceğiz bu videomuzda. Evet, şimdi nüfus nedir? Sınırları belirli bir alanda yaşayan insan sayısına biz nüfus diyoruz. Nüfus yoğunluğu ise yaşayan insan sayısının yüz ölçümüne bölünmesiyle e, bulunuyor. Yani birim alanda yaşayan insan sayısı aslında. Mesela düşünün şöyle iki tane e, yüz ölçümü aynı olan yer olsun. Buradaki işte nüfus yoğunluğu şekilde insan sayısı bu şekilde burada da şu şekilde hangisinin daha nüfusu fazla yoğundur desem tabii ki bu ölçümleri yüz ölçümleri aynı insan sayıları farklıysa burada bu noktada nüfus yoğunluğu daha fazla oluyor arkadaşlar. 31 Aralık 2018 itibariyle ülkemizin nüfusu TÜİK verilerine göre 82 milyon 3882 kişiden oluşmaktaydı. Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen 1 kilometre kareye düşen kişi sayısı 2018 yılında 107 kişiye yükselmiştir. Yıllık nüfus artış hızımız 2017'de binde 12.4 iken 2018'de binde 14.7'ye çıkmıştır. Yani gitgide artan bir nüfusumuz da var aslında. Peki bakıyorum nüfusu en yüksek illerimiz neler? Hemen 5 büyük ilimizi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya nüfusu nüfus bakımından en yüksek olan iller. En düşük iller ise Bayburt, Tunceli, Ardahan, Gümüşhane, Artvin, Çankırı şeklinde sıralanmakta arkadaşlar. Bölgelerimizde nüfus yoğunluğunun az olduğu bazı yerler var. Mesela doğal ve beşeri koşullar yönünden farklı özelliklere sahip olunduğunda nüfusun dağılışı da dolayısıyla her yerde aynı olmuyor. Mesela Akdeniz'de Taşeli Platosu ve çevresi, İç Anadolu bölgesinde Tuz Gölü ve çevresi, Güney ve Doğu Anadolu bölgesinde Mardin Eşiği ya da Hakkari çevresi bu civarlarda da nüfus yoğunluğu az. Marmara bölgesinde de yine e, şaşıracaksınız ama Trakya'nın kuzeyi Karadeniz bölgesinde de Doğu Karadeniz bölümü seyrek nüfuslu olan yerlerdendir. Şimdi nüfus yoğunluğu en yüksek olan ilimiz İstanbul buldur. Zaten Türkiye'nin de nüfus bakımından en büyük e, ilidir İstanbul. Nüfus yoğunluğu en az olan ilimiz ise Tunceli'dir. Şimdi e, nüfusu en düşük olan ilimiz Bayburt'tu. Fakat yoğunluk olarak en az olansı Tunceli'dir. Yani birim alanda kilometreye kareye düşen insan sayısı çok az demek oluyor bu. Burada dikkat edeceğiz arkadaşlar. Peki geliyorum Türkiye nüfusunun özelliklerine bakıyorum. Nüfus sayımı sonucunda hangi bilgilere ulaştığımızı e, önce bakalım. Bir kere yaşayan insan sayısına ulaşırım. E, nüfusun eğitim ve öğretim durumuna ulaşırım. Nüfusun yaş durumuna ulaşırım. Ekonomik ve ekonomik ekonomik faaliyetlere göre dağılımına ulaşırım. Kır kent nüfus bilgilerine ulaşırım. Medeni durumu evli mi bekar mı e, dul mu buna ulaşırım. Çalışan insan sayısına e, ulaşabiliyorum ben. Evet Türkiye'de nüfus sayımlarına baktığımızda ise Osmanlı devrinde biliyorsun devleti döneminde nüfusun belirlenmesinde vergi kayıtlarının tutulduğu bir tahrir defterleri var. Burada devlet asker sayısını ve vergi verecek kişi sayısını belirliyor. Ama Türk tarihinde ilk nüfus sayımı ise Osmanlı Padişahı 2. Mahmut tarafından 1831'de yapılıyor. Cumhuriyet tarihinde ise 1927 yılında yapılmış ve o zamanki nüfus 13 milyon 648 bin 270 kişi olarak tespit edilmiştir. E, fakat bu nüfus sayımında kadınlar ve çocuklar sayılmıyor. Askeri alınacak ve vergi verecek kişiler tespit edilmeye çalışılıyor. 2007 yılından itibaren ülkemizde adrese dayalı nüfus kayıt sistemi var yani e, elektronik ortamda Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaramızla e, biz işlem yapabiliyoruz ve buna bağlı olarak e, hangi adreste ne kadar insan yaşıyor e, bu şekilde bulabiliyoruz 2007'den önce. İşte e, nüfus sayımı yapılacağı gün e, sokağa çıkmak yasaklanırdı. E, memurlar, nüfus memurları tek tek evlere dolaşır ve sizi yerinizde tespit ederlerdi. Evet nüfus artış hızına bakalım şimdi Türkiye'nin. Evet 1935'lerden... E, bir yavaş yavaş düşme gözüküyor. 45'e geldiğinde 2. Dünya Savaşı arkadaşlar bu. Ardından 50'ler, 55'ler yükselme, en çok 60'a kadar yükselmiş. Sonrasında bir zikzak çiziyor. Bu e, 75'e kadar düz gidiyor. Ardından 80'de yine bir e, yükselmeye başlıyor ve nihayette kadının iş hayatına e, daha çok var olmasıyla, daha çok egemen olmasıyla birlikte nüfus artış hızı da gitgide düşme gösteriyor arkadaşlar. Evet geliyorum ülkemizin nüfusunun özelliklerine. Bir kere nüfusun yaş ve cinsiyet özelliği e, olarak bakmam lazım. Nüfusun yaş ve cinsiyeti, çalışan nüfus, tüketici, ortalama ömür ve gelişmişlik düzeyini ben piramitlerime bakarak öğreniyorum. Ama önce e, piramitler nasıl oluyormuş? Bunları bir inceleyelim arkadaşlar. Düzgün üçgen şekilli e, piramit. Şimdi biraz dikkat edelim. E, maviler erkek, kırmızılar kadın nüfusunu verir. Ee, bakalım işte 8 milyonmuş mesela 0-4 yaş arasında 8 milyon kadın varmış. Buradan onu anlıyorum. 5 ve 9 yaş arasında işte yine 7-7.2 milyon şeklinde. 65 yaşa baktığımızda e, bu bin milyon şekliyle ifade edemem bin üzerinden görüyoruz. E, ee, tekrar edebilirim. 65 yaş ve üzeri. Yani düzgün üçgen şeklinde dikkat ederseniz 65 yaş ve üzeri. Yani 65 yaş oldukça düşük bir yaş aslında. Demek ki bakalım bu bize neler diyormuş. Bir kere doğum oranının yüksek olduğunu görüyoruz. 8 milyon kadın, 8 milyon erkek. Ee, nüfus yüksek. Gördüğünüz gibi doğum oranı, doğum ölüm oranı nedeniyle kendini yenilemekte. Ortalama yaşam süresinin kısa olduğunu ben 65 yaş artıda görüyorum. Yani eğer burası 85 ya da 90 artı olsaydı, evet, ortalama ömür yüksektir ifadesini yapabilecektim. Bu genelde gelişmemiş ülkelerde görülen bir e, özelliktir. Orta ve Kuzey Afrika ülkelerinde mevcuttur. Evet, kenarları içe göçük piramite bakıyorum. Yine bakın 65 yaş var, demek ki e, burada tıp çok gelişmemiş, ortalama ömür kısa olarak devam ediyor. 0-4 yaş arasında yine 8 milyon gördüğünüz gibi fazla yani. Peki bunun özellikleri ne? Doğum çok ölüm az. Kenarları içe çökmüş olan bu piramit nüfus ölüm oranının azalmasına bağlı olarak ortaya çıkar. Ortalama yaşam süresinin e, bir miktar arttığını görüyoruz. Çünkü bir e, içe dönüklük var. Bebek ölüm hızı azalmaya başlıyor. Bu gelişmekte olan ülkelerin nüfus piramidi. Arı kovanı şeklinde dikkat ederseniz daha stabil bir e, şey var burada. E, oran. Yani 0-4 yaş arası, 5-9, 10-14 yaş arası yine hani belirli bir oranda tutulmuş. Burada doğum çok ölüm azdır. Ee, İngiltere, Fransa gibi, İsveç gibi gelişmiş sanayi toplam, toplumlarının piramididir. Asimetrik e, piramide baktığımızda ölüm, ay, doğum oranları gördüğünüz gibi az, oldukça az azalmış. Doğum ve ölüm oranlarında hızlı bir düşüş var. Gelişmişliğe adım atan ülkelerde bu e, genelde görülüyor. Japonya gibi fazla gelişen ülkelerde görülüyor. Burada nüfus gruplarına bir e, müdahale etme durumu var. Çam biçimli piramide baktığımızda da yine dikkat ederseniz e, doğum oranları fazla. Geçmişte doğum ve ölüm oranlarının düşük olduğu yani şuradan anlıyoruz. Düşük olduğunu ifade ediyor ve e, ABD Kanada gibi ülkelerde daha uzun ortalama yaşam süresi olan gelişmiş ülkelere ait olan bir şey Peki? Türkiye'nin nüfus piramidine baktığımızda kadınlar erkekler olarak bakıyoruz. E, ne kadar 1940 yılı itibariyle bu şekilde bir e, piramit varken geçiyorum. 80 yılında ise 85 ve artı demek ki bir e, düzelme söz konusu gördüğünüz gibi ve 2019 yılına baktığımızda ise artık biraz daha e, İyi bir konumda, bu bir e, engel olunmuş fazla doğum yok. Hani çalışan nüfus fazla artık e, 85 yaş ve üzeri de görüldüğüne göre gayet iyi. Nüfus artış hızının değişmesi ve ortalama yaşam süresinin uzamasına bağlı olarak değişiyor. E, bu nüfus piramidi de. Eğitim durumu, nüfusun eğitim durumu e, yüksek olması ülke kalkınmasında çok önemli. Bir de çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı var. Burada e, sanayi, tarım ve hizmet sektörü eğer bir ülkede e, hizmet sektörü fazlaysa o ülke gelişmiştir. Eğer tarım e, fazlaysa o ülke gelişmemiştir diye yorum yaparız. Çünkü tarımda makinleşmeye gidilmemiştir. İnsanlar hep tarımda çalışıyor. Ama bu gibi e, şöyle bir e, dilimlemede yani burada hiç tarım yok demek değildir. Hayır burada çalışan insan sayısına bakıyoruz. Yani tarımda çalışan insan sayısı %19'larda kalıyormuş. Hizmette daha fazla sanayide biraz daha fazla. Yani insanlar artık tarımda makineleşmeye gitmişler. İnsanların yapacağı işleri makineler yapmış insanlar dolayısıyla başka işlere yönelmişler demek oluyor arkadaşlar. Kırsal ve kentsel nüfus ayrımındaki ölçütte ekonomik etkinlik nüfusun yarısından fazlası tarımdan kazanç sağlıyorsa kırsal sanayi ticaret ve benzeri tarım dışı sektörlerde çalışıyorsa da kentsel nüfus olarak değerlendiriliyor. Türkiye'de kentli nüfus oranı hızlı artarken kırsal nüfus oranı da artık bir azalma gösteriyor arkadaşlar. Çünkü göçler artık ciddi bir boyuta geldi. Nüfus artış hızına bakıyorum son olarak da. Nüfus artışını etkileyen unsurlar var. İşte doğum oranları, göçler, doğal afetler, doğal afetler de göçlerin sebepleri, sağlık ve beslenme koşulları da e, ne ne yapıyor? Arttırıyor diye söylüyorum. Ben şimdi tekrardan 2019 yılındaki Piramidime geri döneceğim arkadaşlar Türkiye'nin ee, burada dikkat ederseniz 85 yaş ve üzeri demek ki ortalama ömür artık uzadı demek ki tıpta gelişmeler var çalışan nüfusa baktığımızda yani aktif nüfus 10-15 yaşla 65 yaş arasında evet çalışan nüfusta gördüğünüz gibi ciddi bir pay var ee, doğum oranları artık yavaş yavaş belli bir stabiliteye gidiyor yani azalma gösteriyor. Bu da gelişmiş ülkelerin e, göstergesidir yani gelişmiş ülkelerde doğum oranları genelde az olur arkadaşlar Bu da bu şekilde Evet bu videomuzda da piramitlere değindik Türkiye'nin e, ekonomik e, koşullarında e, Türkiye'nin nüfusundaki e, rollerine değindik bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.